Tamam evlat, şimdiye kadar normal babalar gibi olmadığımı fark etmişsindir. Bu konudan uzun yıllar boyunca kaçındım ve annenle birlikte artık gerçeği öğrenmenin zamanı geldiğine karar verdik. Sana gerçekten nereden geldiğimi söylemem için yeterince büyük olduğunu düşünüyoruz. Uzayın derinliklerinde, buradan çok çok uzaklarda olan Viltrum adında mavi bir gezegende doğdum. Orada yaşayan insanlar buradakiler gibi, sadece tek bir farkla, o da çeşitli yeteneklere sahip olmamız. Bizler standart insanların aksine uçabiliyoruz, süper hızda hareket edebiliyoruz ve büyük bir güce sahibiz. Viltrum halkı mükemmel sayılabilecek, hatta küresel topluma ulaşmış bir gezegendi. Orada hastalık yoktu, cinayet yoktu, savaş yoktu. Neredeyse bir ütopyaydı. Ortada herhangi bir çatışma yokken Yüksek Konseyimiz toplumumuzun kayıtsız kalmasına izin vermeyi reddetti. Konsey üyeleri sadece yeni keşfettiğimiz mükemmellikten zevk almak yerine daha az gelişmiş olan diğer ırkların da bizim seviyemize ulaşmalarına izin verilmesini savunarak bu konuyu kendimize görev edinmemiz gerektiğini savundu. Ve bu olay oy birliğiyle kabul edildi. Yüksek Konsey'in bu fikri onaylamasından kısa bir süre sonra Dünyayı İyileştirme Komitesi kuruldu. Girişimin ilk adımı, gelişiminin önemli bir aşamasında olan diğer gezegenlerin yerini tespit etmekti. Bu gezegenler büyüklük olasılığını barındıracak kadar ilerideydiler. Ancak geleceklerine çoktan karar verilmiş olacak kadar da ileride değillerdi. İkinci adım ise gezegeni uygarlığın hayatta kalmasını engelleyebilecek, hem doğal hem de doğal olmayan uzay kaynaklı tehditler korumak için küresel savunma sistemleri kurmaktı. Üçüncü ve son adım ise uygarlığın teknolojilerinin ilerlemesine yardımcı olmak üzere gezegenin yüzeyine bir bilim adamı ekibi göndermekti. Dünyayı İyileştirme Komitesi'nin ne kadar iyi işler yaptığı gezegenimizde kulaktan kulağa yayıldı. Kısa süre içinde Viltrum'daki en popüler meslek haline geldi. Tabii ki reşit olduğumda göreve yazıldım. Arama komitesindeydim. Görevim, müdahalemiz için uygun olabilecek gezegenleri bulmak ve önermekti. O zamana kadar operasyon genişletilmiş ve mükemmelleştirilmişti. Gezegenleri keşfettikçe gezegenden gezegene seyahat eden mobil bir üste görevliydim. Dünyayı keşfettiğimde hizmetimin 3. yılındaydım. Komiteyi gezegenin fiziksel incelemesini yapmaya ikna ettim. Dünyaya olan uzun yolculuk sırasında gezegeni ve orada yaşayan uygarlığı incelemek için uzun menzilli sensörlerimizi kullandım. Oraya vardığımızda dünyayı ve üzerindeki insanları çok sevmeye başlamıştım. Bu kadar kısa sürede elde ettikleri başarılar beni adeta büyülemişti. Toprağı iyileştirme programımıza ekleme yetkisi için yalvardım. Ancak çok çaba ve müdahalemiz için yeterince gelişmemiş olarak kabul edildi. Vazgeçmeyi reddettim ve alternatif bir çözüm önerdim. Dünyaya yerleşmek ve medeniyetinin hayatta kalmasına adanmış tek koruyucusu olmak için gönüllü oldum. Dünyanın, evrenin bu kadar uzak bir bölgesine yer alması nedeniyle geri dönme şansımın olmayacağı konusunda uyarıldım. Ama yine de gittim. Hiçbir araştırma beni vardığımda yaşayacaklarıma hazırlayamazdı. Dünya, bireyselliğin canlı bir yuvasıydı sanki. Günlük hayatlarında koşuştururken gördüğüm insanlara hayret ettim ve orada insanların arasında doğru seçimi yaptığımı hemen anladım. Bu kadar ani bir şekilde hatırlatılmamış olsaydım 8. aydaki görevimin ne olduğunu bile unutabilirdim. Görevimi net bir şekilde yerine getirdikten sonra işe koyuldum. Dünya halkının onları güvende tutacak birine ihtiyacı vardı ve ben onları korumak için buradaydım. Annenle tanışalı bir yıldan az olmuştu. Ama bu başka bir zamanın hikayesi. Biliyorum, bu bir seferde kabul edilmesi gereken çok şey ama gerçeği bilecek kadar büyüksün. Daha henüz bitirmedim. Tüm bunların ötesinde daha fazlası var. Görüyorsun ya, gitgide büyüyorsun oğlum. Birkaç yıl içinde ergenliğe girdiğinde işler senin için değişmeye başlayacak. Sivilcelerin çıkmaya başlayacak. Sesin çatlamaya başlayacak ve eninde sonunda değişecektir. Garip ve yeni yerlerine kıllar çıkmaya başlayacak. Kızlara yepyeni bir gözle bakmaya başlayacaksın. Eğer şansın yerindeyse süper güçler geliştirmeye başlayacaksın. Süper güç, süper hız, uçmak. Hepsi. Sahip olduğum tüm güçler. Mark, beni anlıyor musun? Vay canına, uçabilecek miyim? Evet. Uçabiliyorum. Yerler böyle işi. Dedikten sonra pijamalarıyla camdan dışarı çıktı ve uçmaya başladı. Oyuncak dükkanının üzerinden geçerken bir şey dikkatini çekti.
Oraya yaklaştığında hırsızlık yapan birini gördü ve ''Bu adam o oyun kutularını mı çalıyor?'' dedikten sonra üzerine doğru uçmaya başladı. Tam üzerine atlayıp onu etkisiz hale getirecekken kötü adam ''Geri çekil!'' diyerek güçlü bir şekilde Mark'a vurdu. Mark yere düştükten sonra ''Yatma vaktini biraz geçirmedin mi genç adam?'' ''Aslında evet.'' dedikten sonra tekrardan adamın üzerine doğru uçarken tam saldıracağı sırada bir patlama meydana geldi. Ardından 4 süper kahraman ki bunlar Atom Eve, Duplicate, Rudolf Connors, namı diğer robot ve son olarak Rex Sploat idi. Ardından Rex, ''Bu bir mermiydi. Bir golf topuyla neler yapabileceğimi görmek istemezsin. Şimdi kavgayı kim başlattı?'' ''Kötü adam, tahmin et kim bakalım?'' dedikten sonra uçan motoru kolay bir şekilde kavradı ve köşeye doğru fırlattı. Daha sonrasında robot Rex'e ''Aferin Rex, sürpriz yapma şansımız vardı.'' ''Özür dilerim robot, o an iyi bir fikirmiş gibi geldi. İyi fikirleri bana bırakmaya çalış ve yakında bir tanesine ihtiyacımız olacak.'' O sırada kötü adam ise ''Bak bunu doğru bildin.'' diyerek üzerlerine atlarken araya Mark girdi. Ve çenesine güçlü bir yumruk attı. ''Vay canına, aklıma gelmezdi. İyi işte evlat, uzaktan kumandayla bize başka bir araç göndereceğim. Kate, arkadaşımız Mauler'ı yoldan çek. Böylece fazla dikkat çekmeyiz.'' Ardından Atom Eve Mark'ın yanına gelerek ''Güzel kostüm adamım. Üzgünüm, elimin altında bir telefon kulübesi yoktu. Seni tanıyor muyum ya?'' Ardından Eve ''Biliyor musun, sen de bana tanıdık geliyorsun.'' Daha sonrasında robot ''Aracımız da geldi ama kısaca kendimizden bahsedeyim. Biz genç takımıyız.'' dedikten sonra herkesi bir bir saydı. Ardından Mark ise ''Ben Invincible.'' Daha sonrasında Mark Atom Eve ''Tanıştığıma memnun oldum.'' Eve ise cevap verdi. ''Görüşürüz.'' Ertesi gün Mark okulda Atom Eve'i gördü. ''Hah, biliyordum.'' Eve ise ''Hey, bu sensin. Demek bunca zamandır biyoloji dersinde beraberdik. İsmin Mark da değil mi?'' ''Evet. Dünkü olaylar aramızda kalırsa sevinirim.'' Takım arkadaşlarından birinin ne zaman çıldıracağını ve bir sonraki büyük kötü adam olacağını asla bilemezsin. Güvende olmak her zaman daha iyiydi. ''Bunun için özür dilerim. Gece geç saatlere alışkın değilim. Bu işte hala yeniyim. Neredeyse 2 ay oldu. Zamanla alışırsın ya, sıkıntı yok. Genç süper kahramanlar erken yaşta kahve içmeye başlar. Şimdi dinle beni. Dün geceki olayı bugün de takip ediyoruz. İstersen sen de bizimle gelebilirsin.'' ''Olur, çok sevinirim. Şimdi neden bu tarafa gidiyoruz? Takımının gizli üstüne otobüsle mi gidiyorsun?'' ''Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Ben uçabiliyorum. Hadi ama gel şu arkada üstümüzü değiştirelim. Buraya sık gelir misin? Neredeyse her gün. Güzel yermiş. Buralarda bildiğin başka tenha yerler var mı?'' ''Sanmıyorum. Ama şimdi kostüm giydiğimize göre... Wow, bu biraz hızlıydı.'' ''Teşekkür ederim. Fark edilmeden buradan nasıl çıkacağız peki?'' ''İnsanların ne kadar nadir yukarı baktıklarını bilsen şaşarsın.'' Ardından ikisi uçarak uzaklaştılar. Mark gizli üste girerken ''Bir köprü ha?'' Onları gören robot ise ''Geç kaldın. Dün geceki yeni arkadaşımızın senin olduğundan varsayıyorum. Vahay, bu sefer çok daha güzel bir kostüm giyiyor.'' Kate ve Rex başka bir göreve çıktılar. ''Bu gece işimize yarayacaktır. Bu arada eğer 3 dakika daha geç gelseydin bunu tek başıma yapmak zorunda kalacaktım. Hadi ama Mauler'ın dün geceki anılarını sildim ve onu soyduğu oyuncak dükkanının yakınına bıraktım. Kafası karışacak ve büyük ihtimalle tanıdık bir yer arayacaktır. Hipotezime göre bizi üstüne götüreceği ve video oyun sistemleri için planlarının ne olduğunu anlayabileceğimiz yönünde. Onu buradan takip ediyordum ama geldiğinize göre orada olmalıyız. Sensiz gitmek zorunda kalacağımdan korkuyordum.'' Ardından Mark da araca atlayarak ''Bunun için özür dilerim.'' ''Endişelenme. Sana ihtiyacım olacağından bile emin değilim. Bak bak, işte orada.'' Ardından Mauler binaya girdi ve içeride ikizi ona ''Neredeydin? O işlemcilere ihtiyacımız var. O yeni sevkiyat olmadan robotlara yetecek kadar gücümüz olmayacak. Ne olduğunu bilmiyorum. Dün gece her şey bulanıktı. Oyuncakçıdaki yeni sevkiyatı almak için dışarı çıktığımı hatırlıyorum ve sonrasını sanki hiç olmamış gibi.
Hiç hatırlamıyorum. Ben de ne yapacağımı bilemeyerek geri döndüm. Buradaki işimizin ne kadar önemli olduğunu farkında olduğunu sanmıyorum. Bu ekstra işlemcilere çok ihtiyacımız var. O sevkiyat çoktan stoklara girdi ve yaklaşık bir ay daha yenisi gelmeyecek. Planlarımızın o kadar bekleyeceğinden emin değilim. Ardından robot içeri dalarak... Bence yeterince dinledik. Bununla ben ilgilenirim. Sen diğerini robotları harekete geçirmesini engelle. Ardından Mauler... Sizi yenmek için robotlara ihtiyacımız olduğunu düşündüren ne? Dedikten sonra aynı anda hem Atom Eve hem de Invincible saldırdı. O sırada Mauler'ın ikizi, burada neyi başarmayı umduğunuzu bilmiyorum. Belli ki boyunuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz. Dedikten sonra robot ucu kopmuş elektrik kablosuyla ona saldırdı. Ardından ne yapabileceğime bir bakayım. Diyerek yumruk ile devam etti. Kötü adamlar yenildikten sonra robot Marka... Yardımın için teşekkürler Invincible. Oldukça faydalı bir adama benziyorsun. Ekibe katılmayı hiç düşünür müsün? Diye sordu. Mark ise bunu bir düşüneceğim. Her zaman bu kadar kolay mı oluyor ya? Bilinmeyen bir vakitte kalabalık olan bir alışveriş merkezinin önündeki bankta genç biri uyuyordu. Ardından esneyerek uyanan genç... Neredeyim ben ya? Diyerek elini göğsüne götürdü. Gömleğini açtığında üzerine giydirilmiş bir bomba vardı ve son bir saniyesi kalmıştı. Ardından alışveriş merkezinin önünde büyük bir patlama meydana geldi. Video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.